Şu anda bu dersin son ana konusuna geldik. Makroskopik termodinamiği bitirdik. İstatistik mekanikle de mikroskopik yaklaşımı gördük ve en son konumuz kinetik. Kinetik gerçekten farklı bir konu. Çünkü termodinamiğin aksine ki termodinamik bize denge özellikleri hakkında her şeyi açıklıyordu. Bu dersin büyük bir kısmı bir dengenin veya belli durumlardaki denge halinin ne olduğunun belirlenmesiyle geçti. Elimizde katıdan sıvıya veya gaza giden bazı fazlar vardı veya bazı kimyasal bileşenler ileri ve geri giden tepkimeler veriyorlardı ve bunların denge derişimlerini bulduk vesaire. Ancak dengeye gelmenin ne kadar süre alacağını hiç düşünmedik. İşte kinetiğin yaptığı da bu. Kinetik esas olarak tepkimelerin hızları ile ve de dengeye erişmenin ne kadar süre alacağıyla ilgilenir. Tabii bu son derece önemlidir çünkü şu pencerenin camına baktığınızda o dengede değildir. Çünkü o silikon dioksit olup bunun denge hali bir kristaldir. Kristal kuvars. Ama hiçbirimiz onun birden kristal haline dönüşüp donuklaşıp ışığı saçmaya başlayacağı hususunda bir endişemiz yoktur. Tabii birçok diğer durumda da bu geçerli. Eğer herhangi bir canlı biyolojik sisteme bakarsak, kendiniz gibi, arkadaşınız veya herhangi biriniz gibi, bunlar kesinlikle dengeden çok uzak sistemlerdir. Muhtemelen de böyle kalmak isteyeceksiniz. Kimyanın çok büyük bir kısmı ile bizi ilgilendiren birçok işlemin istenilen şekilde çalışması çok büyük oranda kinetiğe bağlıdır. Bu sistemler aynı zamanda termodinamik ve denge halinin nerede olduğuna da bağlıdır. Ancak bunların illaki de denge haline erişmeleri gerekmez. Pekala, basit örneklerden başlayıp daha karmaşıklara gitmek suretiyle kinetiği incelemeye başlayalım. Ve basit kimyasal tepkime hızları ve işlemleri nasıl tanımlayacağımızı görelim. Yazıyorum. Kinetik. Tepkimelerin denge haline gelmeleri ne kadar süre alır? İşte bizim ilgilendiğimiz şey dinamik reaksiyonun denge haline gelmesi için geçecek süre. Aynen makroskopik termodinamikte olduğu gibi kinetikte de deneysel bir yaklaşım kullanılır. Başka bir deyişle kinetik makroskopik hızların deneysel olarak gözlemlenmesine dayanır. Yani belli bir miktar maddenin kimyasal değişime uğrayıp tepkime vermesinin aldığı süre. Genellikle reaksiyon mekanizmalarını çıkarırken kinetiğe dayanırız. Bunun yapılması son derece önemlidir. Ayrıca kinetik bize makroskopik modellerle uyum içinde olan mikroskopik mekanizmaları çıkartmakta yardımcı olur. Kinetik modeller tek başlarına mekanizmayı kanıtlamaz. Makroskopik kinetik sonuçlarla uyum içinde olduklarından dolayı önerilen mekanizmaların kabul gördüğü birçok durum var ki ancak bu bazen doğru olmaz. Mekanizmayı ispatlamak için daha birçok yol var. Örneğin ara ürünleri direkt olarak spektroskopik gözlemleyecek bir düzen kurabilirsiniz. Bu durumda makroskopik kinetik denklemleri sağlayan farklı mekanizmaları birbirinden ayırmak mümkün olur. Dolayısıyla mekanizma çıkarırken kinetiği kullanabiliriz ama ispatlamak için değil. Yazıyorum. Kinetik mekanizma çıkarmakta kullanılır ama ispatlamakta değil. Evet. Kinetiğin çok geniş bir zaman aralığı vardır. Bazen en hızlı olaylarla ilgileniriz. Femtosaniyelik bir sürede tamamlanan 10 üzeri eksi 13
Hatta 10 üzeri eksi 15 saniye. Dolayısıyla kinetikte zaman ölçekleri 10 üzeri eksi 15 saniyeden diğer uçtaki 10 üzeri 10 saniye, yani binlerce yıl gibi anormal değerlere kadar değişebilir. Hatta daha da uzun olabilir. Bazen milyonlarca yıl. Ancak burada yapacağımız türetmeler tüm bu zaman aralığı için aynı şekilde geçerlidir. Dolayısıyla kinetik olağanüstü büyüklükteki bir kimyasal aktiviteyi tanımlamaktadır. Ancak genel olarak, yani laboratuvar ölçeğindeki zaman aralığı 10 üzeri eksi 6 saniye ile 10 üzeri 5 saniye, yani mikrosaniye ile yaklaşık bir gün arasındadır. İhtiyaca ve mevcut olan aletlere göre bu zaman aralığını kapsayan birçok örnek verilebilir. Pekala. Şimdi birkaç önemli terimi tanımlayalım ve kimyasal tepkime hızlarını nasıl formüle edeceğimizden bahsedelim. Yazıyorum. Tanım. Kimyasal tepkime hızı. Elimizde basit bir A artı B eşittir C şeklinde tepkime olsun. Yani A artı B C veriyor. Tabii belli bir hızla cereyan ediyor. Ancak burada tek yönlü bir ok var. Daha önce gördüğümüz gibi eşit veya çift yönlü ok işareti değil. Burada vurgulamak istediğim husus, tepkime hızlarından bahsederken denge durumunun aksine belli bir yönü kastediyor olmamız. İleride tersine tepkimelerden de bahsedeceğiz ama burada bu yöne giden ok sadece cereyan edebilecek kimyasal tepkimeyi göstermekte. Yani burada C ürününün tabii bu durumda tepken oluyor, geri dönmesini kastediyor. Bunun bu yöndeki hızla hiçbir ilgisi yok. Bunlar birbirinden bağımsız olarak ölçülüyor. Dolayısıyla hız A'nın yok olma hızına bakalım. Yazıyorum. R A eşittir A'nın yok olma hızı. Eksi DA bölü dt olur. Köşeli parantez derişimi göstermekte. Genellikle de mol bölü litre cinsinden. Eğer gaz olsaydı bu PA basıncı cinsinden olacaktı. Dolayısıyla eksi dPA bölü dt hızı göstermekte. Bu pozitif bir sayı olmak zorunda. Eğer reaksiyon bu yöne gidiyorsa A yavaş yavaş yok olmakta. Dolayısıyla hızı bu şekilde pozitif bir sayı şeklinde tanımlarız. RC eşittir DC bölü DT. Bu da aynı şekilde pozitif bir sayı olacaktır. Burada reaksiyon bu yöne gittiğinden bu da C'nin oluşma hızıdır. Stoikiyometrik olarak ne zaman 1 mol A yok olursa 1 mol C oluşmaktadır. Dolayısıyla stoikiyometriye göre DC bölü DT eşittir DA bölü DT'ye eşit olur. Bu aynı zamanda DB bölü DT'ye eşittir. Bunlardan herhangi biri tepkime hızını tanımlamak için kullanılabilir. Bu
Son derece basit bir durumdu. Çünkü burada tüm stoikiyometrik sayılar 1'e eşitti. Şimdi herhangi bir farklı duruma bakalım. 2a artı b c artı d oluştursun. Buradaki reaksiyon hızlarını inceleyelim. Mesela burada c b'den 3 misli daha hızlı oluşacaktır. Bu c'nin oluşma hızı b'nin yok olmasının yine 3 misli olacaktır. Eksi db bölü dt bu şekilde olacaktır. Eksi 1 bölü 2 çarpı dA bölü dt şeklinde olacaktır. A, B'den 2 misli daha hızlı bir şekilde yok olacaktır. Bir molekül B, iki molekül A ile reaksiyona girmektedir. Bu da 1 bölü 3 dC bölü dt olur. Yani ne zaman bu olay olursa 3 molekül C meydana gelmektedir. Bu da şu olur ki dD bölü dt olur. Dolayısıyla tepkime hızı bunların herhangi biriyle tanımlanabilir. Bu da giren ya da çıkan maddelerin stoikiyometrilerini takip etmek suretiyle kolayca yapılabilir. Bunu genellersek elimizde şu şekilde bir reaksiyon olsun. AA artı BB, CC artı DD oluştursun. Tepkime hızı eksi 1 bölü A çarpı DA bölü DT eşittir. Eksi 1 bölü B çarpı DB bölü DT eşittir 1 bölü C çarpı DC bölü DT eşittir 1 bölü D çarpı DD bölü DT. Evet. Deneysel olarak birçok tepkimenin hızı ölçülmüştür. Deneysel sonuçlar sonucunda genel çıkarım şudur. Deneysel olarak hız eşittir. K çarpı A üssü alfa, B üssü beta tüm tepkenler için tabii. Yani her konsantrasyon belli bir üssü bir birim ile çarpılmaktadır ve bu sadece tepkenler için yapılmaktadır, ürünler için değil. Eğer reaksiyon tek bir yöne giden bir reaksiyonun hızını hesaplarsak bulduğumuz genel ifade budur. Alfa A'ya göre olan reaksiyon derecesidir. Beta ise B'ye göre tepkime yani reaksiyon derecesidir. K yani buradaki küçük k hız sabiti olarak bilinir. Burada açıkça belirtelim ki burada K'nın birkaç derstir yoğun bir şekilde kullandığımız Boltzmann sabitiyle hiçbir benzerliği yoktur. Aralarında hiçbir ilişki yoktur.
Alfa ve beta tipik olarak kinetik ölçümlerden tespit edilir. Alfa ve beta tipik olarak bu ufak sayılardır. Dolayısıyla tipik bir örnek olarak 2NO artı O2'nin 2NO2 şeklindeki basit bir reaksiyonu alırsak burada tepkime hızı olarak dA bölü dt'yi alırsak bu K NO2 çarpı O2 yani azot dioksit çarpı oksijen konsantrasyonları şeklinde bulunur. Son derece basit değil mi? Birinin üstü 1, diğerininki 2'dir. Bu da mekanizma açısından şaşırtıcı değil. Bu durum ancak her zaman geçerlidir. Katsayılar çok ufak olsa bile buradan türettiğimiz mekanizma her zaman gerçek mekanizma olmayabilir. Bazen bu katsayılar tam sayı bile olmayabilir. İşte bir başka örnek. CH2 CHO yani reaksiyon sonucunda metan ve karbonmonoksit meydana getirsin. Son derece basit bir tepkime gibi görünüyor. Örneğin metanın oluşma hızını ölçerseniz bunun K çarpı CH3 CHO konsantrasyonunun 3 bölü ikinci kuvveti olduğunu görürsünüz. Yani asetaldehitin 3 bölü ikinci konsantrasyonu. Mekanistik olarak bunun neden böyle olduğunu açıklamak mümkün değil. Bu genellikle bize reaksiyon mekanizmasının epey karmaşık olduğunu gösterir. Bu çok basamaklı bir reaksiyondur. Bazen zincir reaksiyonları veya benzer reaksiyonlar içerebilir. Dolayısıyla bu tip kesirli sayıları görmek bize mekanizma çıkarmakta büyük bir fayda sağlar. Tabii bunlar da mekanizmayı ispatlamaz ama bir tane mekanizma önermek de epey faydalıdır. Mekanizma kanıtlamak için farklı yöntemler kullanılmalıdır. Mekanizmaya bağlı olarak ara ürünlerin direkt olarak tespiti gibi. Şimdi sırayla bazı son derece basit kinetik örneklere bakalım. Şimdi en basit durumla başlayalım. Bu pek karşılaşılan bir durum olmasa da mekanizma tespiti açısından oldukça faydalı bir örnektir. Sıfırıncı derece tepkimeler yazıyorum. Bunlar çok nadirdir. Bunun anlamı anın direkt olarak ürünler vermesi ve eksi dA bölü dt ölçümünü yaptığımız zaman bunun K çarpı A sıfır olmasıdır. Kısaca hız K'ya eşittir. Yani A'nın derişimine veya başka bir şeye bir bağlılık yoktur.
Ve bu direkt olarak A'nın azalma hızına eşittir. Şimdi buna bir örnek verelim. Oksalik asit gazı artı karbondioksit artı yine karbondioksit şeklinde reaksiyona girerek bozulur. Bunun azalma hızını ölçersek konsantrasyon etkisinin olmadığını görürüz. En azından belli şartlar altında. Burada bunun açıklaması, bunun bir foto kimyasal bir reaksiyon olmasıdır. Bundan sonra bunun nasıl olduğunu anlamak zor değildir. Elimizde çok miktarda başlangıç malzemesi var ve pek fazla ışın yok. Arada sırada madde bir foton absorbe etmekte ve bozulmaktadır. Bu durum mevcut olan foton miktarına bağlı olup molekül konsantrasyonuna bağlı değildir. Ama hassas konuşursak bu reaksiyon kimyasal bileşenler cinsinden sıfırıncı derece olmasına rağmen fotonlar cinsinden de sıfırıncı derece olmaz. Bu tip durumlarda bazen fotonun da tepkenlerden biri olarak alınması gerekir. Bunu formik asit artı HNU yani bir fotonla birleşerek bu ürünleri vermesi şeklinde de gösterebiliriz. Tabii biraz önce tanımladığımız ölçümleri yaparsak hızın mevcut olan foton sayısına bağlı olduğunu bulursunuz. Genelde tepki hızları bu terimler kullanılarak formüle edilmezler. Ve normal formülasyonda bu sıfırıncı derece olarak gösterilir. Tamam. Pekala. Peki bunun çözümünü nasıl yaparız? Bu son derece basit çünkü burada bir türevsel denklemimiz var. Son derece basit bir denklem. Eksi dA bölü dt eşittir K sabiti. Bunu rahatlıkla çözebiliriz. Bunu önce integral haline getirip sonra integralini almalıyız. Tabi alabiliyorsak. Dolayısıyla bunun bir başlangıç konsantrasyonu ile belli bir konsantrasyon aralığında integralini alırsak A sıfırdan A'ya kadar dA'nın integrali eşittir. Eksi K çarpı sıfırdan T'ye kadar dt'nin integrali olur. Yaptığımız şey her iki tarafında integralini almak. Ve bir başlangıç derişiminden başladık. Buna başlangıç durumu dersek, burada da bir başlangıç anı olmalı. Bunu genellikle sıfır alıyoruz. Bunu direkt olarak çözersek A'nın konsantrasyonu eksi A0 eşittir eksi K çarpı parantez içinde T eksi 0 bu da eşittir eksi KT bulunur. Dolayısıyla A eşittir eksi KT artı A sıfır olur. Başka bir deyişle herhangi bir andaki derişim eşittir. Başlangıç derişimi eksi KT'ye. Yani konsantrasyon zaman ile doğrusal olarak değişir. Dolayısıyla bunu grafiğe burası bizim başlangıç derişimimiz. Buradan aşağıya doğru doğrusal olarak azalıyor. İşte çözüm bu.
Birçok durumda yarılanma ömrü denilen bir kavram tanımlamak epey faydalıdır. Bu çok kullanışlı bir terimdir çünkü tepkimenin cereyan ettiği bir zaman aralığını tanımlar. Dolayısıyla yarılanma süresi tepkenlerin yarısının yok olması için geçen süredir. Yarılanma süresinin tanımı yazıyorum. T1 bölü 2 tepkenlerin yarısının reaksiyona girmesi için geçen süre. Burada bu açıkça görülüyor. Buna göre bu derişimin A0 bölü 2'ye düşmesi için olan zaman buradan A0 bölü 2 eşittir. Eksi K çarpı T1 bölü 2 artı A0. Bu ise T1 bölü 2 eşittir. A0 bölü 2K bulunur. Yarılanma süresi. Buraya döner ve bunu grafiğe yerleştirirsek burası A0 bölü 2 ve burası da yarılanma süresi olur. Tabii bu sıfırıncı derece bir reaksiyon için. Tekrarlarsak sıfırıncı derece tepkimeler çok nadirdir ama burada kullandığımız kinetiksel inceleme genel olup bu ileride birçok kez kullanılacaktır. Pekala, şimdi de birinci derece kinetiğe bakalım. Burası yetmez. Şuraya geçelim. Dolayısıyla burada birinci derece tepkimeler çok yaygındır. Sıfırıncı dereceden tepkimelere göre çok daha yaygın. Dolayısıyla A'nın ürünlere dönüştüğü bir tepkime alalım. Son derece basit bir örnek. Ancak bu sefer eksi dA bölü dt'yi ölçtüğümüzde bunun bir sabit çarpı A'nın derişimi şeklinde olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. K'nın birimi ne? Bu ne olmalı? Bunu bulmak çok basit. Bir denklemde bu konsantrasyon çarpı saniye eksi 1 ve bu da konsantrasyon olduğuna göre bunun saniye üzeri eksi 1 olması gerekir. Bu konudan ayrılmadan önce buna bakalım. Bunun birimi nedir? Bu denklemde K'nın birimi nedir? Kullanacağımız denklem bu. Burada K'nın birimi nedir acaba? Hayır, birimsiz değil. Buna bakarsanız bu bir konsantrasyon birimi mol bölü litre. Bu mol bölü litre saniye. Bu maddenin zamana göre azalması. Mol bölü litre saniye. Dolayısıyla K'nın değeri de aynı olmalıdır. Bu da mol bölü litre saniye. Dolayısıyla her durum için hız sabiti K'nın biriminin ilgili J'ninci hız denklemine göre belirlenmesi gerekir. Eğer farklı derecede bir kinetik varsa K'nın
değeri de farklıdır. Peki şimdi bunu bir önceki yaklaşıma göre çözelim. Bu da son derece basit bir türevsel denklemdir. Her iki tarafında integralini alalım. Burada a sıfırdan a'ya integral alırsak ancak burada k'nın yanında a da var. Halbuki burada sadece bir sabit vardı. Bunu yazmadık. Ama bunu dA eşittir eksi k dt şeklinde alıp bunun integralini almıştık. Burada da aynı şeyi yapacağız. Bu denklem eksi dA bölü a eşittir eksi k dt şeklindedir. İlgili değişkenleri aynı tarafa topladık. Dolayısıyla a sıfırdan a'ya kadar dA bölü a'nın integrali eşittir. Eksi k çarpı sıfırdan t'ye kadar dt'nin integrali bulunur. Bu integrali nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz sanırım. Arasında integrali a sıfır ile a alırsak ln a bölü a sıfır çıkar. Çünkü birinci kısım integrali ln a eksi ln a sıfırdır. Bu da eksi kt'ye eşit olur. Artık kinetik epey farklıdır. Bu a eşittir a sıfır çarpı e üssü eksi kt olur. Son derece genel ve son derece kullanışlı bir ifadeye dönüşür. Buna göre belli bir miktarda bir madde ile başlarsak bu üstel bir şekilde azalır. Bu sıfırıncı derece kinetikten çok farklıdır. Çünkü buradaki değişim doğrusaldır. Burada hatırlarsanız başlangıç maddeleri vardı ve bu değişmeyen hızla fotonların etkisiyle azalıyordu. Tabii bu azalma zaman ile doğrusal bir şekilde cereyan ediyordu. Bu sadece fotonların gelme hızına bağlıydı. Burada ise işler epey farklıdır. Çünkü burada bu reaksiyonun meydana gelmesi için A gereklidir. A ne kadar fazla ise reaksiyon o kadar yüksek hızla cereyan ederek ürünlere dönüşür. Bu durumda elimizde üstel bir azalma olur. Üstel bir değişim. Pekala, bunu da grafiğe geçelim. Burası a sıfır olsun. İşte bu şekilde. Eğri bu. Şimdi ürünlere ne olduğuna bakalım. A'nın B'ye dönüştüğü basit bir reaksiyon olsun elimizde. Tabii ki eksi dA bölü dt eşittir dB bölü dt. Dolayısıyla B'nin oluşma hızı A'nın bozulma hızına eşittir. Başlangıçta ortamda hiç B olmadığını farz edelim. Yani B sıfır eşittir sıfır olsun. Burada B eşittir A sıfır eksi A olur. Bu aynı zamanda azalan A miktardır ve bu fark direkt olarak B'ye eşit olur. Dolayısıyla bu A sıfır eksi A'nın konsantrasyonu ki bu A0
eksi e üst eksi kt buradan b eşittir a0 çarpı parantez içinde 1 eksi e üssü eksi kt olur. Eğer t eşittir 0 ise üstel terim 1 olduğundan b eşittir 0 olur. B'nin konsantrasyonu bu azalmayla aynı üstel şekilde bir artış gösterir. Yani B'nin değişimi bu eğrinin tam tersi olur. Aynen bu şekilde. Dolayısıyla bu eğri BT değişimini, bu eğri ise AT değişimini göstermektedir. Ki bu da A0 çarpı E üssü eksi KT'ye eşittir. Ancak mümkün olduğu her an bu değerleri doğrusal olarak grafiğe geçirmek çok daha kullanışlıdır. Dolayısıyla bunların doğrusal bir şekilde göstermenin yolunu bulmamız gerek. Burada bunu logaritmik bir ölçek kullanarak yapabiliriz. Her iki tarafın logaritmasını alırsak ln a eşittir eksi kt artı ln a0 olur. Burası a0 değeri olsun. X ekseni ise zamanı göstersin. Bu durumda buradaki değişim doğrusal bir azalma şeklinde olacaktır. Ve bunun eğimi de eksi k'ye eşit olacaktır. Bu eğri deneysel olarak kolaylıkla bulunabilir. Burada ayrıca birinci derece kinetik için yarılanma süresine de bakalım. Bizim elimizde a içeren bir ifade vardı. Bu durumda a eşittir a0 bölü 2 t eşittir t1 bölü 2 iken buna göre ln a0 bölü 2 bölü a0 eşittir eksi k çarpı t1 bölü 2 olur ki bu da ln 2 bölü k eşittir t1 bölü 2 şekline dönüşür. Dolayısıyla t1 bölü 2 eşittir 0,693 bölü k şeklindedir. Bu değer a'nın ne olduğundan tamamen bağımsızdır. Tabii aynı zamanda a sıfıra da hiçbir şekilde bağlı değildir. Bu gayet mantıklı. Eğer elinizde kendiliğinden ürünlere dönüşen bir sistem varsa, örneğin herhangi bir şeyin yavaş yavaş bozulması gibi kendiliğinden ve diğer bileşenlerin işe karışmadığı bir şekilde bu durumda bununla ilişkili olan genel bir yarılanma süresi var. Ve bu direkt olarak reaksiyon hız sabitine bağlı. Dolayısıyla bu kolay bir şekilde ölçülebilecek bir değer. Yarılanma süreleri son derece kullanışlı olup bize olayların değişim süreleri için kaba bir zaman aralığı verir. Dolayısıyla buraya gidersek burası A0 bölü 2 ise yani A0'ın yarıya indiği konsantrasyon burası da
T1 bölü 2 olur. Dolayısıyla bu diyagram olayı son derece güzel açıklamaktadır. Buyurun. Yarılanma süresi bu iki eğrinin kesiştiği yer değil mi? Evet. Oo, bunu hiç düşünmedim. Bir bakalım. Sanki böyle olması gerekir. Birisinin yarısı harcanırsa diğerinin oluşması lazım. Başta herhangi bir B yoktu zaten. Dolayısıyla haklısınız. Teşekkür ederim. Burayı alalım. Ve hem kesim noktasına getirelim. Kusura bakmayın, pek iyi olmadı. Şurada bir yer. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde cereyan eden tepkimelere en güzel örnek radyoaktif bozulmadır. Elimizde radyoaktif bir izotop varsa bu kendiliğinden bir başka çekirdeğe bozulur. Bu tip reaksiyonlar yarılanma süreleri cinsinden ölçülür ve birçok durum için bu yarılanma süreleri listelenmiştir. Şimdi basit bir örnek yapalım. Karbon 14'ü alalım. Çekirdek yükü 6'dır. Bu bir elektron vererek azot 14'e dönüşür ve bu tepkime birinci derece kinetiğe göre cereyan eder. Atmosferde kaybolan bu karbon 14 tekrar oluşur. Güneş ışınlarının etkisiyle atmosferde azot 14 artı bir tane nötron reaksiyona girerek karbon 14 artı hidrojen atomunu meydana getirir. Dolayısıyla atmosferdeki karbon 14 miktarı yaklaşık olarak sabit kalır. Fakat yeryüzündeki karbonlu maddelerdeki karbon 14 miktarı zamanla azalır ve tekrar yerine konmaz. Dolayısıyla çok eski bir zamanda elimize bir ağaç geçsin. Biraz daha güzebiliriz. Güzel çizebilirdik tabii. İçinde belli bir karbon 14 konsantrasyonu olsun. Yani atmosferdeki karbondioksitten gelen belli bir karbon 14 miktarı içersin. Evet. İşe böyle başlıyoruz. Yani bu başlangıç noktamız. Bir süre sonra doğal etkenlerden veya insanların müdahalesinden dolayı bu ağaç yıkılsın. Aslında buradan başladık ama buna T0 anı diyelim. Ve o andaki karbon 14 konsantrasyonumuza karbon 14 eşittir. Karbon 14 0 diyelim. Pekala. Bundan kısa bir süre sonra bu ağacı bulan birileri bu ağaçtan kayık gibi bir şey yapsın. Buna ilk insan yapımı taşıtlardan biri diyelim. Bundan çok sonraları tabii çok tanımını nasıl yaptığınıza bağlı. Kafasında böyle bir kasketi olan modern insan gelip son derece heyecan verici bir keşif yapıyor. İnanılmaz bir şey. Ve bu bulduğu şeyin kaç yaşında olduğunu
öğrenmeye can atıyor. Bu kayık acaba kaç yıl önce yapılmış? Bu anada yaklaşık olarak T0 diyebiliriz. Yani ne kadar yaşlı, kaç yaşında olduğunu öğrenmeye can atıyor. Dolayısıyla güzel. Burada Ellen karbon 14 bölü karbon 14 sıfır oranı ki bu karbon tarihlemesinde yapılan şey de karbon 14 konsantrasyonunu bulmaktır. Tabi bu rakamsal bir değer ve karbon 14 sıfır değerini biliyoruz. Çünkü bunun tüm bu yıllar boyunca asla değişmediğini farz ettik. Tabi bu değer yeryüzündeki değerle aynı değil. Bu ağaçtaki karbon 14 değeri tekrar yenilenmez. Çünkü o ağaç yüzeyine o kadar fazla güneş ışığı düşmüyor. Dolayısıyla bu değer eşittir. Eksi ln t olur. Buradan t1 bölü 2 değeri 5760 yıl olarak bulunur. Bu değer yaklaşık olarak 10 yıl hassasiyetle ölçülebilmektedir. Yaklaşık olarak 10 yıl hassasiyetle ölçülebiliyor. Buna göre k eşittir 0,693 bölü t2 çarpı 1 bölü 8312 yıl olur. Buradan t yani kayığın kaç yıl önce yapıldığı eşittir. Eksi 8312 yıl çarpı Elen eşyada bulunan miktar bölü havada bulunan miktar. Tabi karbon miktarı, karbon 14 miktarı olarak bulunur. Burada karbon 14 değerinin o zamandan beri değişmediğini farz ediyoruz. Bu son derece mantıklı, pozitif bir sonuç verir. Dolayısıyla basit birinci derece bir kineti kullanmak suretiyle böyle bir eşyanın yaşını belirleyebiliriz. Burada hız sabiti bulununca her şey çorap söküğü gibi gelir. Pekala. Bundan sonraki konumuz ikinci derece kinetik ama burada bırakalım. Çarşamba günü olan sınav hakkında bir iki şey söyleyelim. Size bir bilgi kağıdı dağıtacağım. Burada da size bir önceki sınavda söylediğimden başka bir şey söylemeyeceğim. Çok soru çözün. Ödevlerinizin üzerinden geçin. Size verilen alıştırmaları yapın ve geçen senelerdeki sınav sorularını deneme sınavı olarak kullanın. Sınav şartları altında tabii. Sınavda bunu nereden bilebilirim diyebileceğiniz bir soru çıkmayacak. Sadece iyi çalışmanız yeterli. Herhangi bir sürpriz yok. Bundan önceki sınavlar kolay değildi ama burada öğretilen kursun dışına da çıkmadı. Öğrettiklerimiz sorulacak. Eğer problemi çözmeye başarırsanız ve burada uzman olup belli bir hızda yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Ayrıca konularda kavramları anlamaya çalışmanız ve özellikle istatistik mekanikteki kavramları anlamaya çalışmanız size doğru yanlış veya çoktan seçmeli soruları çözmenizde kolaylık sağlar. Çünkü bunlar epey zordur. Çünkü bunlar mantık yürütmeyi gerektirir. Ancak problem çözmeyi hallederseniz hiçbir probleminiz olmaz. Formül çıkarmayı da beceriyorsanız, tabii bu durumda yapacağınız şeyi çok rahat belirlemeniz mümkün. Ama bu kolay bir iş değil. Eğer özellikle istatistik mekaniği tekrarlarsanız, kullanılan denklemlere bakıp, bunlardan problemlerde nasıl faydalanacağınızı bilirseniz, bundan sonraki basamak bu denklemin nereden geldiğini anlama olabilir. Bunun fiziksel manasını kavramak olur. Bunu da becerirseniz her şey çok daha iyi olur ve kendinizi çok daha güçlü hissedersiniz. Size verdiğim bilgi sayfasında ilgili denklemleri
bulacaksınız. Biz gerekli denklemleri size verip bunları anlamanızı ve bunları nasıl uygulayacağınızı bilmenizi bekleriz. Dolayısıyla çarşamba günü şansınız açık olsun. Çarşamba günkü sınavınızda sizlere şans diliyorum.